Merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün spermiyogram nedir, bize neler anlatır? Bununla ilgili kısa videosunuz olacak. Spermiyogram, yani semen analizi, semenin ve spermin özelliklerini bize anlatan infertilite kısırlık testidir. Erkeklerde uygulanır. 3 günlük cinsel periyot sonrası mastürbasyonla alınan örneğin değerlendirmesiyle yapılır. Semen analizinde semenin miktarı, rengi ve likefaksiyon süresi, ayrıca spermin morfolojik özellikleri, yoğunluğu yani konsantrasyonu ve hareketliliği değerlendirilir. Bununla daha başka sperm özelliklerini aktaran testler de vardır ama bu üç özellik en temel parametrelerden birisidir spermiyogramda. Bizim de en çok dikkat ettiğimiz parametrelerdir. Çünkü bu parametrelerden bize daha iyi infertilitede kısırlık konusunda bilgi veren, fikir veren parametre, şu ana kadar bundan önüne geçen başka bir parametre yoktur. Bunlara kısaca değinecek olursak, yoğunluk 15 milyon üzerinde mililitrede, hareketlilik, özellikle ileri hızlı hareketlilik %32'nin üzerinde, morfolojik kriterleri de, morfoloji demek spermin şekli, tipi, bazı kurallara uygun olması gerekiyor. Onu da %4'ün üzerinde olması hastanın genel olarak sperm parametrenin normal olduğunu bize gösterir. Şu yüzden spermiyograma kesin tanı aracı diyemiyoruz. Bu değerlerin altında olduğu zaman biz hastaya kısır diyemiyoruz. Bu değerlerin altında da gebelik olabiliyor. Yani morfoloji kriterleri 4'ün altında da olduğu zaman gebelik sağlanabiliyor. Ya da bütün parametreler normal olsa bile hastanın çocuğu olmayabiliyor. Eşi de normal olduğu halde. Çünkü kısırlıkla ilişkisi olan erkeklerin %40'ında zaten bu parametreler normal. Peki diyeceksiniz ki neden olmuyor o zaman yani? Çünkü açıklanamayan, infertilite açıklanamayan kısırlık diye vaka grubu var. Burada hastaların neden bu sıkıntıları çektiğini biz açıklayamıyoruz açıkçası. Spermiyogramda en büyük sıkıntılardan birisi de hastanın her gittiği klinikte farklı sonuç alması. Bir klinikte yaptırıyor hasta 5 milyon konsantrasyon, diğer kliniğe gidiyor 10 milyon çıkıyor. Spermiyogram hala altın standart, gözle mikroskop altına bakılarak değerlendirmesidir. Yapan kişilerin tecrübesine göre, yapan kliniğe göre farklı sonuçlar elde edilebilir. Aynı örneği iki farklı kişiye verdiğiniz zaman farklı sonuçlar elde etmeniz gayet normaldir. O yüzden en az iki kere yapılması, gerekirse üç kere yapılması önerilir. Spermiyogram ben hayal etmesi için insanlara şu örneği veriyorum. Semeni bir nehir olarak düşünecek olursak, içinde yüzen balıklar da spermler olarak değerlendiririz. Eğer o balıklar üreme alanına gitmek için ne kadar hızlıysa, ne kadar şekilleri ve tipleri düzgünse ve ne kadar yoğunsa, balıkların da üremesi o kadar güçlü olacaktır. Aynı bizde de olduğu gibi spermin yoğunluğu, spermin hareketliliği ve spermin şekli hastanın infertilite, yani kısırlık ya da üretkenliği ile çok ilişkilidir. Burada yoğunluk olarak 15 milyon kriteri vardı dünya salgı örgütünün kriterlerinde ama eğer yoğunluk 40 milyon ya da üzerine geçerse hastanın üretkenliği artıyor. Ya da morfoloji kriterlerine göre %9'un üzerinde olursa ya da %32'den daha fazla, %48 ileri hareketlilik varsa spermiyogramda hastanın üretkenliği daha da artıyor. Yani ne kadar hasta hareketli, yoğun ve morfolojisi iyi ise spermi hastanın o kadar üretkenliği artıyor. Ama bu değerlerin altında kaldığı zaman da hastaya tamamen kısır demiyoruz. O gebelik oranlarının düşük olabileceğinden bahsediyoruz. Bir diğer faktör de spermiyogramlarda rutin olarak olmasa da hastanın ROS değerleri, yani reaktif oksijen spesmenleri dediğimiz semenin ROS değerleri artık son 10 senede ön plana çıkmaya başladı. Kısırlıkta tekrarlayan düşüklerde semendeki ROS miktarının arttığı gösterilmiştir. ROS da şu şekilde açıklayabiliriz. Nehrin kirli olmasına biz ROS diyoruz. Yani semen havuzunun içerisinde reaktif oksijen radikallerinin, toksik maddelerin fazla olmasına biz ROS diyoruz. Nehir kirli olduğu zaman balıklar da tabii ne oluyor? Ölüyor. Spermlerin hücre zarları yaralanıyor. Ya da içerisinde taşıdığı DNA örnekleri bozuluyor. Ve gebelik oranları düşüyor. Daha başka bir videoda da ROS ile ilgili çekeceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.